Son dönemlerde özellikle WhatsApp uygulaması üzerinden yurt dışı kaynaklı aramalar ve yasa dışı bahis sitelerinden gelen arama ve mesajlardan bunalan vatandaşlar numaraları engellemekle çözüm arayışına girse de kimileri de dolandırıcıların tuzağına düşmekten kurtulamıyor. Manisalı bilişim uzmanı Şener Kul, bu tip durumlarda özellikle operatörlere büyük iş düştüğünü belirterek bu tip gelen arama ve mesajlara asla yanıt verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bilişim uzmanı Şener Kul, SMS'lerle ilgili olarak yurt dışı bahis siteleri genellikle illegal yollarla bu mesajları atıyorlar ve oradan ne kadar kişiyi abone yaparlarsa, üye yaparlarsa o kadar yasa dışı gelir elde etmek istiyorlar dedi. Operatörlerini uyararak ya da bu blokları engelleyerek bunların çoğunlukla önüne geçebiliriz. Son dönemlerde yurt dışı WhatsApp aramaları oldukça arttı ve bu da insanlarda tedirginlik yaratmaya başladı. Bununla ilgili bize de birçok yerden bu tarz aramalar aldıklarını veya bu tarz mesajlar aldıklarını ileten birçok kişi oldu. Bunlarla ilgili aslında daha öncesinde bu kişiler teknolojinin farklı alanlarını kullanıyorlardı. İşte biz mail atıyorlardı. Maillerle ilk önce şöyle bir miras var ve bu mirası alabilmem için senin hesap numaranı kullanabilir miyim? Ya da işte bana 100 dolar gönderirsen sana karşılığında 10 bin dolar gibi yüksek meblağlarda ödeme yapacağını beyan eden mailler geliyordu. Artık teknoloji geliştikçe ve insanların kullanım alışkanlıkları da değiştikçe bunları farklı platformlara, WhatsApp ve benzeri sohbet programlarına yönlendirdiler. Son dönemlerde de yurt dışı aramalarında belli periyotlarda aramalar yaparak genellikle çağrı oluyor ve çağrılarda onlar genellikle konuşmuyorlar telefonda. Sadece sizin aktif olarak o çağrıya dönüş yapıp bir etkileşim yani bir hareket yani hareket, o karşı tarafa bir hareket vermeniz gerekiyor. Ya bu mesajdır ya bu çağrıyı açmaktır. Akabinde size mesajlarla sizi yönlendirmeye çalışıyorlar. Bunlar da bir dolandırıcılık şebekesi olarak diyebiliriz yurt dışında. Ve karşınızda aslında şey olarak düşünebilirsiniz. Siz bir balıksınız denizde ve onlar oltayı atıyorlar. Oltaya takılanlarla ilgili dolandırıcılıkta ne kadar artık ucu ve sınırı yok bunlarda. Ne kadar dolandırabilirseler dolandırıyorlar. O yüzden oltaya gelmemek gerekiyor. Bu mesajlarda genellikle size teklifler iletebilirler ve Türkçeleri bozuktur. Translate kullanırlar. Translate kullandıkları için de yarım yamalak ve anlamsız bazı Türkçelerde olmayan ya da işte devrik cümleler kullanabilir. Bunlara dikkat edebilirsiniz. O yüzden de size yapılan teklifleri de göz ardı ederek bu kişileri engelleyebilirsiniz. Bunun dışında da WhatsApp'ta gizlilik ayarlarından iki doğrulamalı kodunuzu aktif etmenizi hesabınızın ve gizli numaralardan da çağrıları ve mesajları da almamaya yönelik ayarlarınızı yapılması önemli olur. Daha çok Hindistan, Pakistan, Afrika, işte daha çok Orta Asya veya Afrika ülkelerinde operatör hizmetlerinin veya VoIP olarak da internet IP telefonlar üzerinden de bazen bunlar yapılabiliyor. Bu prosedürleri kolay olan ülkelerde bunlar gerçekleşiyor ve orada birçok numara var ve her biriyle birçok ülkeyi veya birçok numara bloğunu arama yapıyorlar. O yüzden belli bir ülke diyemeyiz ama birçok bu anlamda Afrika ülkelerinden ya da işte Hindistan'dan ya da atıyorum Pakistan gibi daha çok mevzuatı daha uygun ve mevzuatı kolay olan ülkelerde bunu gerçekleştiriyorlar. Tabi burada yine de WhatsApp veya operatörler aracılığıyla da bazı engellemeler yapılabilir. Bunlar da tabi ülkelerin çeşitli bu platformlarla aralarındaki yaptıkları protokollerde değerlendirilmesi gerekiyor. O yüzden bu tarz aramalara dikkat edelim.